Bu videoda One Piece evrenindeki yaşayan en güçlü kişileri konuşacağız. Ancak burada yapacağım sıralamaya şeytan meyvesi kullananlar dahil olmayacak. Öncelikle şunu söylemem gerekiyor ki normalde bu sıralamayı 5 kişi olarak yapacaktım. Ancak bu durumda bir karakteri dışarıda bırakmam gerekecekti ki bu ekip içerisinde sıralama dışında kalmayı hak eden kimse yok. O yüzden 6 kişi üzerinden yapmaya karar verdim. Bu listenin 6. sırasında Zoro var. Eğer hala Wano'yu okumadıysanız veya spoiler istemiyorsanız Zoro'nun bölümünü atlayın. Şu zamana kadar bütün arklarda çok iyi ilerlemesine rağmen Wano arkında Zoro kesinlikle çok ön plana çıktı. Kaido'yu kesmeyi başaran çok az sayıdaki insandan biri olmasının yanı sıra Big Mom ve Kaido'nun saldırısını bloklamayı başardı. Üstüne üstlük yaralı haldeyken Kaido'nun en iyi adamını yenmeyi başardı. Eski korsan amcası Zoro gitti, yerine imparatorlara kafa tutan Cehennemin Kralı geldi. Bu gidişle emin olduğum tek şey ise serinin sonunda Zoro'nun en güçlü ikinci adam olacağı. Zoro'nun bu gelişimini görmek olası Mihawk ve Zoro savaşını çok daha ilgi çekici hale getiriyor. Bunca başarısına rağmen Zoro hala onun seviyesinde değil. Ama listeye 6. sıradan giriyor. Listenin 5. sırasında Rayleigh var. Burada bazılarını sıralamaya karşı çıkabilir. Ancak şunu hatırlatmak isterim ki söz konusu Prime Rayleigh değil, onun yaşlı hali. Yine de yaşlı hali bile serideki birçok karakterden çok daha güçlü durumda. Kizaru ile olan ufak savaşında hala daha ne kadar güçlü ve hızlı olduğunu gösterdi. Bana kalırsa Prime haliyle şu andaki Yonko'ları elden geçirebilecek durumda. Buna rağmen yaşlılığının getirdiği bazı güçten düşme durumları onu listenin 5. sırasına geriletiyor. Eğer farklı bir görüşünüz varsa aşağıda yazabilirsiniz. Gelelim listenin 4. sırasına. Kızıl Saç Korsanlarının First Mate'i Ben Beckman. Kızıl Saç Korsanlarının bütün imparatorlar arasındaki en dengeli ve zapt edilemez grup olduğunu biliyoruz. Tayfadaki korsanların ortalama ödülleri de diğerlerine göre en yüksek. Beckman'ın çok yüksek bir IQ'ya sahip olduğunu ve gücünün de en az o kadar fazla olduğunu biliyoruz. Marineford Savaşı'nı durdurmak için geldiklerinde Kizaru farkına varmadan onun arkasına geçip saldırısını durdurmasını sağlamıştı. Tabi buna rağmen Kizaru saldırısını daha sonra gerçekleştirdi. Ancak bana kalırsa buna izin vermesinin nedeni Shanks'in emri olmadan Kizaru'ya saldırmak istememesi. Elbette burada sizin düşünceniz tamamen farklı olabilir. Listenin 3. sırasında ise Garp var. Bu sıralamada kesinlikle bir olmayı hak eden birisi varsa o da Garp'tır. Donanmanın kahramanı Goldie Roger ile güçlerini birleştirip Rax korsanlarını yenen kişi. Garp'ın öyle değişik bir kanı var ki adamın çocuğu dünya hükümetini bitirmek istiyor, torunu ise Yonko olarak kafa tutup korsan kralı olmaya çalışıyor. Sengoku ile beraber Shiki'yi yendikleri zaman zaten efsanedir. Kendisine defalarca amirallik teklif edilmesine rağmen her seferinde bunu reddediyor. Ayrıca şunu unutmamak gerekiyor ki Garp Marineford Ark'ta Akainu'yu öldürmek üzereydi. Denizlerin kahramanı olan Garp bana göre yaşına rağmen sırasını koruyor. Zaten Garp'ı daha aşağıya yazmaya sanırım kimsenin gönlüne el vermezdi. Eğer 78 yaşında olmasaydı meyveli karakterler arasında bile birinci sırada olurdu ve buna hiç kimse itiraz edemezdi. Listenin ikinci sırasında ise Mihawk var. Denizin 4 imparatorundan olan Shanks'in en büyük rakibi. Don Krieg'in 50 gemilik ve 5000 kişilik ekibini tek başına def etti. Dünyanın en güçlü kılıç ustası olarak biliniyor ve dünya üzerinde onu korkutan hiçbir şey yok. Diğer korsanların aksine tabut şeklinde bir sandalla hareket ediyor ve buna rağmen ona karşı durabilen kimse yok. Whitebeard'e çok uzaktan yaptığı o kılıç saldırısını veya Zoro'yu ufak bir çakıyla durdurmasını kim unutabilir ki? Aynı zamanda Zoro'yu eğitip cehennemin kralı haline getiren kişi de o. Listenin birinci sırasında olan kişi büyük ihtimalle tahmin ettiğiniz üzere Shanks. Kızıl Saç Korsanlarının lideri. Zamanında Korsanlar Kralı'nın tayfasında olması bile büyük bir olay. Bu sırada küçük bir çocuk olmasına rağmen korsanlığı en iyilerden öğrendi. Ayrıca dünya üzerindeki 4 büyük imparatordan birisi. Her ne kadar gücü hakkında çok fazla bir şey bilinmese de sahneye çıktığı her yerde bir güç gösterisi yaptı. Marineford'da tek bir sözüyle bütün savaşa nokta koydu. Üstelik bunu yaptığı sırada Beyaz Sakal ve Ace'in ölümüyle iyice gaza gelmiş bir donanma vardı karşısında. Shanks aynı zamanda Ace ve Beyaz Sakal'ın ölülerine saygısızlık yapılmasını da engelledi. Dünyanın en güçlü kılıç ustasının rakibi olarak görülüyordu. Nasıl olduğu bilinmese bile
Kaido'yu beyaz sakalı engellemeden durduran kişi de Shanks. Meyvesi olmamasına rağmen Bianco olmasının bana kalırsa en büyük nedeni Haki'sinin çok güçlü olması. Kılıç ustalığının yanı sıra Haki'sinin de diğer imparatorlardan çok daha kuvvetli olduğunu düşünüyorum. Siz de kendi sıralamanızı yorum olarak yazabilirsiniz. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.